Ne oldu Alexi? Ne bakıyorsun öyle? Beni şaşırtıyorsun babacığım. Ne sen, İstahin, bu yüzündeki tuhaf tebessüm. Ne varmış bunda şaşacak? Hani Türk ordusunu Sakarya'ya sürmüş, çok yakında Ankara'yı almaya hazırlanan bir kumandan olarak bu kadarcık neşeyi ve istahı çok görme. Baba, Yakup'u elinden kaçırdığını unuttu ne? Kim bilir ondan ne kadar fazla öğrenecek şeyimiz var diye. Hava da ortada yok. Sen böyle şeyler ile ilgilenmez idin. Ne oldu Alexi? Bakıyorum sinirini seni bayağı değiştirdi. Savaş babacığım, savaş değiştirdi beni de sizi ne değiştirdi? Asıl onu merak ediyorum. Kumandan. Söyle. General Cevdet geldiler. Buyurun general. Beni emretmişsiniz kumandan. Yakup ile ilgili herhangi bir ize, bir ipucuna rastlayabildiniz mi? Hayır kumandan. Simirli'nin dışına çıktığını düşünürüz. Elbette çıkmıştır. Bu vakte kadar yakalayamaz isek. Hava, ondan bir haber var mı? Maalesef kumandan. Onu da yakalayamadık. Ama endişe etmeyin. Er ya da geç ele geçirilecektir. General, takdir edersiniz ki endişelenmemek benim için çok zor. Etrafım hainler çevrilmiş vaziyette. Sizin damadınız, yani oğlumun ortağı, konağımın hizmetçisi, her yanım böcek sürüsü gibi yapışmışlar etrafıma. Yakup ile Hava benim için bir Türk askeri kadar önemli general. Bu sebeptendir ki onların yakalanma sorumluluğu en güvendiğim subay olarak bizzat sizde. Emredersiniz. Güzel. Çıkabilirsiniz. Seni anlamakta zorlanıyorum baba. Bir şey biliyor ve benden gizliyor gibisin. Alexi. Biliyor musun Alexi? Etrafımdaki pek çok kişiden daha becerikli çıktın sen. Sakal mı yapıyorsun, ciddi misin? Anlamadım. Tabii ki şaka yapmıyorum Alexi. Ciddiyim. Niye şaşırıyorsun? O hain Yakup'u senin sayende yakalamadık mı? Daha öncesinde o Mehmet denen kuvacı bozuntusunu da senin sayende yakaladık. Belki de sonunda sana layık bir evlat olabilmişimdir baba. Haklısın. Sen de biliyorsun. Hep senin bir asker olmanı istemiştim. Ama belki böylesi benim için daha iyi olmuş he? Etrafımda bunca hain varken güvenebileceğim birinin olması. Oğluna güvenmeyeceksin de kime güveneceksin baba? Madem ki sana güveniyorum, o halde sana bir sırrımı söyleyebilirim Alexi. Gurur duyarım. Dinliyorum. General Cevdet Alexi.
Ankara onu bir azan olarak göndermiş. Ne? Duydun işte. Türk ordusunun aramıza sızdırdığı bir azan. Ben sana bu ihtimali söylediğimde sen bana inanmamıştın. Bak ne oldu gördün işte. Alexi, demek ki bazı gerçekleri kendi gözlerimle görmeye ihtiyacım varmış. O hain yüzünden çok şey kaybettik. Ama şimdi ödeseceğiz. Şimdi kaybetme sırası... ...Azana'nın yakalandığından bile haberi olmayan... Mustafa Kemal'de. Cevdet'i öldürmeyeceksin. Takip edeceksin. İzleyeceksin. Kullanacaksın. Aferin Alexi. Sonunda baban gibi düşünmeye başladın he? O zaman keyifli kahvelerimizi içelim baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.